Ampul takmak için hayat arkadaşı lazım. Evde yalnız olmamak için hayat arkadaşı lazım. Ama seçeceğimiz bu hayat arkadaşı, yani ampul takıp takmadığına bakmadan gerçekten güvenilir mi değil mi, bir önce sanırım onu analiz etmek gerekiyor. Turan Siyah stüdyomuzda, buyursunlar. Hoş geldiniz. Evet. Hakkınızda Sevgihan Çetin'in iddialarını duydunuz, dinlediniz. Önce şapkayı kaldır kaldır, sen şapka giymiyordun. Şu şapkayı bir çıkartın gerçekten. Niye biliyor? Ay, tamamen çıkardın. Yok, çıkar artık şapkayı. Şöyle. Ne var? Başım yara olduğu için kapattım oldu. Tamam, şimdi biraz daha açar mısınız, yüzünüzü açar, göreyim. Açar çıkar, şapka giymiyordun ya, fırıldakçı. Gözlük takıyor muydu? Gözlük de takmıyordu, şapka giymiyordu. Yakın tanımamak için. Hayatı yalan adamın, hayatı yalan. Turan Bey, gerçekten tanımamak için yaşanmaz. Mi? Hayır. Çıkartın hepsini. Ben tanımayacak olsamca da gelmezdim. Yani bence de öyle, evet, de. Evet. Ama yine de hani onunla kamufle edeyim, yok, kendimi. Yok, ben anlam açık. Hep gözlük takıyor muydunuz? Takıyorum ben. Yıllardır gözlük takıyorsunuz. Hayır, hiç gözlük görmedim ben senden. İşte senden sonra gözleri bozulmuş. Abi gelince benim gözlükleri takıyor, yakın gözlükler. Benim yakın gözlüklerim takıyordu işte böyle. Biraz önce de ekrana geldi. Hiç gözlük takmıyorum. Hakkınızdaki iddialarını dinlediniz. Beni evlilik vaadiyle 1 milyon TL dolandırdı dedi. Evet. Hatta küsuratlı 992.260 TL falan gibi bir rakammış. Şimdi önce bu iddiaya nasıl bir cevap vereceksiniz? Sonrasında da ben sizin tanışma hikayenizle merak ediyorum ama önce beni dolandırdı ve kandırdı iddiasında bulunuyor. Buyurun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa banka dekortları olur. Bankadan çekilen paraları bellidir, bankamatikten kullanılan paraları bellidir, ATM'den çekilen para bellidir. Herkesin kamera sistemi vardır ATM'lerde, belli olur kimin çektiği. E kartı ben mi yutturdum bankaya? Benim kartı jandarmadan aldın yutturdun ya kartı bankaya, ben mi yutturdum? Bankaya kartı senin vermiş olduğun şifreye girince şifrede yanlış geldi ki banka kartı yutuyor. Turan Bey. Nasıl yutuyor? Sevgen Hanım'la nerede tanıştınız ve nasıl tanıştınız? İzmir Otogarı'nda tanıştım. Soma'ya giderken yardımcı oldum, orada tanıştım efendim benim. Neye yardımcı oldunuz? Bavullarını taşımasına? Hayır. Yağ vardı elinde. Yağlarını kalırdım. Valizleri, evet, kalırdım. Oradan tanıştık. Oradan numarasını şey yaptı. Aradı. Ben de aradım. Hı. O şekilde tanışmış olduk efendim. Hanımefendi, ben size yardım edeyim dediniz. Evet. Sohbetiniz başladı. Evet. Yok, fazla değil. 10 dakika 15 dakika sohbet. Hı. O Soma'ya gidiyordu. Ben kendim Manisa'ya gidiyordum. Siz peki ne iş yaparsınız? Evet. Kaptan olarak mı çalışıyorsunuz? Evet. Evet. Her yolcunuza yardım eder misiniz? Elimizden gelir kadar ederiz. Her, yani yardım ettiğiniz yolculardan ilk defa biriyle mi böyle bir yakınlaşmanız, evet, oldu? İlk. Çünkü bazı meslek, evet, etikleri vardır. Yani sadece i̇lk. Yardım edersiniz. Evet. Onun haricinde bir adım öteye taşımazsınız. Şimdi çünkü siz yaşanınca, onların o sırada ulaşımından ve can güvenliğinden sorumlusunuz. Yaşanınca görüyorsun. Yaşanınca. Hı? Yaşamadıktan sonra öğrenmiyorsun insanları. Hı? Yaşadıkça öğreniyorsun. Ama Sevgihan Hanım sizin için sanırım özel biriydi. Evet. Yok, ben sevmiştim hakikaten de. Hani kalbi temiz, kalbine kötülük yok. Ben de ama seni sevdim ama neden böyle bankadan... Benim 2 tane öksüz çocuklarım var. Ben kaç koca öldüyse cebinden 5 lira para ellerim kırılsın buradan aldıysam. Ellemem, almam. Kimsenin çantasını da hayatta karıştırmam. Ciğerim, hepsi çıkar ortaya. Evet. Kim ama sen şimdi... Çıksın ama yapma sen, böyle, ben de yapmam. Sen yalan konuşmakla eline ne geçiyor onu anlayamadım. Ben yalan konuşmuyorum, olanları söylüyorum. Hayır. Hangi kadın olsa senin benim yerime aynı şeyi yapar. Hayır. Ben otelde bıraktın beni, kaçtın sen. Beni yüzüstü bırakıp kaçtı dedi. Evet, bıraktım. Ben otelde ağladım hep. Bıraktım. Ama ben bırakmadım ama oteli. Ama dün karımı diyorum, sevgiyi seviyorum diye de kapıma dayandınız. Dayandım, seviyordum ama bu dünkü programdan sonra inanın ki sevgim kalmadı. Neden kalmadı? Yalan konuştuğu için 1 milyon ben lira. Ben yalan konuşmadım. Doğruyu konuştum. 1 milyon lira parayı nerede ortada görmüş? Ortada neyse doğru. Ben sana o gün de söyledim. 2 tane çocuklarım getir var. Çocuklarıma ben tırnaklarımla kazıyarak çalıştırdım. Helal lokma yedirdim. Nasıl ayrıldınız? Helal lokma yedirmedim çocuklarıma. Nasıl ayrıldınız Sevgi Hanım'la? Bu para mevzusuna ayrıldım ben. Ha? Bu para mevzusuna ayrıldım efendim. Nasıl başladı bu para mevzusu? Evinde yaşıyor muydunuz? Evine yerleştiniz mi? Hayır, yerleşmedim. Arada sevip kalıyordum ben. Devamlı kalmıyordum evinde. Hayır. Kesinlikle. Ama dün Sevgen Hanım dedi ki gel. Arada sırada nerede gelip gidiyorsun ya, 1 senedir beraberiz tamam, ya. Tamam, 1 seneden beraber ama bir senedir beraberiz işte, daha niye yalan söylüyorsun? Otelde kaldın, durmadan yemek pişirdim. Çantaları kaldıramaya otele yemek getirdim sana. Getirdin. Oğlum evdeyken.
Getirdin, getirmedim. Ama getirmedim evinde değil. Devamlı kalmadım. Yalan söylemene gerek yok. Neden böyle yapıyorsun? Ama evime öyle bir yerleşmek... Dün Sevgi Hanım size demediniz mi? Evime öyle bir yerleşmek istedi ki... ...benim oğlumu evden göndermem için bana baskı yaptı. Hayır, kesinlikle. Oğlunu kovmak istiyor musunuz evden? Oğlum, hayır, oğlumu dövdürecektin, tokatlatacaktın. Ben de öldürmedim ya çocuğumu. Oğlum bunu dövdü, ben kurtardım onu oğlundan. Yalan desin, yüzü orada. Şiddet gösteriyordu oğlu. Evet. Hayır, ona buna maşallık yapıyorsun oğlunuz böyle. Oğlunuz şiddet gösteriyor beni muydu size? Şeye bulaştırmıyorsun. Kötüler, ben huzurlu yaşamak istiyorum. Ben kimseye bir şey yapmadım. Alnım eğik yaşamak istemiyorum. Dimdik yaşamak istiyorum ben. Sen kimseye çünkü bir şey yapmadım dimdik ben. Dimdik yaşa sen devamlı. Dimdik yaşayacağım. Alnım dik gezeceğim ben. Çünkü neden kimseye yapmışım yok, yapacağım yok. İyilikten başka bir şey yapmadım. Siz otobüs firmasında çalışıyorsunuz ya Turan Bey. Hanımefendiyle o zeytinyağlarını taşıdıktan sonra görevinizi hemen son verip... Ben onu anlamadım. Siz sonra çalışmıyorsunuz. Yok, beyanı o şekilde. Çünkü işsizdi Turan Bey diyor. Benim evimde kaldı. Yalan söylüyor. Çalışıyor muydunuz? Hayır. Yalan söylüyor. Otobüs firmasında çalışmaya devam ettiniz mi? Benim evde oturmaya çalışıyorsun benim. Hayır, bak lafı, bak bir şey söyleyelim efendi, lafı çevirme. Çevirmiyorum değil. Sevgi işi, sevgiyle tanıştıktan sonra işi bıraktınız mı? Hayır. Aynı otobüs firmasında görevinize devam ettiniz mi? Hayır, pandemi dolayısıyla kapandı. Firmalar kapandı ya, yollar kapandı, garaj 3 ay kapandı. 3 ay biz bununla otelde çalışıyorduk. Anlaşamadım adamla, ben bıraktım gittim. Arabam yandı, arabam yandı. Her şey bundan çıkıyor, arabası yanıyor. 3 ay sonra görevinize döndünüz mü? Döndüm. Hala görevinizde devam ediyor musunuz? Evet. Hala o otobüs firma. Bunu öğrenmem benim için çok basit bir şey. Hala otobüs firmasında şoförlük yapıyorsunuz. Evet. Niye araban var diye kandırıyorsun sağa sola? Şimdi para mevzundan ayrıldığınızı söyledi. Yoktu, yoktu, gayet değil. Siz hanımefendinin hayatına girip evine yerleşip onun ATM kartını alıp o paraları dilediğiniz gibi kullanan biriymişsiniz. Doğru mu? Doğru, doktoru. Kasamı boşalttı, doğru. Ben hakkımı istiyorum, çocuklarımın hakkını. Şimdi bak şu var. Benim Esra değil, ben de yemeyeceğim o parayı. Nereye layıksa oraya vereceğim. Bir saniye. Sizin ekibiniz var. Bankaları bir sorun bakalım. Hangi bankadan çekilmiş para bir öğrenin, bir zahmet. O bipleniyor, banka adı söylenmiyoruz. Hanımefendinin banka kartını aldınız mı? Hayır, kendi verdi. Aldı, çözücüz hanımdan, candamdan can aldık. Ben dedi. Hangi parayı kendin çekiyordu? Aldım. Karıların çantası karışır mı? Kendini kartı kaldırır. Sizdeydi, bankamatik kartı. Bak, Bornova... Kamera var, çantamı aldı deme. Yalan Turan Bey çok yol yön... Hanımefendi diyor ki, benim üzerimden ama yedi, içti, gezdi. Benim paramı kullandı diyor. Yalan söylüyor efendim. Yalan değil. Siz kendi bankamatik kartınızı hanımefendiye verdiniz mi? Buyur. Vermez, hayatta vermez. İstemedi bir kere ki kendi maaşını çekmeye ben niye götürmedim? Hanımefendi isteseydi verir miydiniz? Verirdim tabii. Peki siz ondan bankamatik kartını istediniz mi? Hayır, kendi verdi o. Kendi aldı. Şimdi bir şey söyleyeceğim aldı. Bak o zaman siz niye kendi al kardeşim benim aldım. Kartım sende, senin kartın bende kaldı deseydiniz. Çantadan aldı, deşeliyorsunuz elim Allah. Kendi verdi, oğlumlar çekmesin bankadan parayı diye kendi verdi benden. Hayatım tutuyor. Sen olmadan önce sana ihtiyacı yoktu ki, bu kadın tek başına bu işini görüyordu. Evet. Ne kadar çektiniz? Tamam, siz rakamda anladım Mustafa Bey. Siz ya, rakamda anlaşamıyorsunuz. Ya 13 bin, ay pardon ya 14 Mustafa bin lira. Bey dedim. Turan Bey. Ya 13 bin ya 14 bin lira para da kendisi de biliyor. Ha? Kendi. Ya 13 14 birlikte bin ne kadar para yemiş olabilirsiniz? 14 bin lira. 14 bin lirayı o verdi sizi. Evet. Harca Turan Bey bunu mu dedi? Evet. Ya harca değil, zaten evini yaptım bunu ben. Parayı evini harcadım. Evini yapmadım be. Camlar takıldı, benim parayla takıldı camlar. 1 lira paran çıkmadı cebinden. Çıktı desem ben yalan kendimi... Kimin? Atarım inan ki. Evini tadilat kim yaptı? Kimin camı? Benim evimin camları rüzgardan yağmurda ıslanıyor da camlar takıldı. Ben taktırdım, ben taktırdım. 5 liradan 10 lira verdik, camları taktırdık. Benim parayla takıldı. Pazara gitti geldi benim parayla. Yalan söyleme. Ben senlik benlik yapmıyorum. Hiçbir yerde de yapmadım ben. Sen çok yalancısın. Yalancı değilim. Sen? Hayatta senlik benlik yapmadım ben. 900 bin... Biz olarak yaşadım herkesten. Sen 900 bin TL diyorsun. Hayır diyor. Biz 15 bin lirasını yedik diyor. Beraber 15 bin lira yedik. Evet, yalan ya. Evet. Ben 15 senedir çalışıyorum gece gündüz. Bu para öyle mi olur yani? Bu para öyle mi olur? 15 senedir çalışıyorum ben. Ya Turan gece Bey, gündüz biriktiriyorum ben yatırım yapmak istiyorum Sevgi. Güzel de bir iş kuralım. Daha çok para kazanalım diye. Sevgi Hanım'dan yüklü miktarda bir para talebiniz oldu mu? Hayır efendim. Kesinlikle olmadı. Yanan evlenmek istediniz mi hanımefendiyle? Ya bizim benim hesabı kitabı öğrenmeye öyle bir meraklı. Deşele ya böyle her tarafları. Şey gibi yani, ayıp be ya bunlar. Ben kim? Seni deşeledim mi ben hiç? Ailene beni götürdün mü hiç, göstermedin? Senin ailen yok mu hiç?
Benim ailem var da senin ailen yok mu? Beni senin ailene niye götürmeyin? 300 dönüm bağım varmış. Bir çirkin üzüm yedirseydin ya bana, bağına götürseydin ya sen beni. Sen gitmedin mi annemin yanına? Bir kere götürdün annene. Gitmedim diyorsun, yalan söylüyorsun. Götürmedim. Bak. Annene bir şey, bir lafım yok benim. Evet. Yalancısın. Anneni bir türlü oynatıyorsun, evet. Beni bir türlü, kardeşini bir türlü. Doğru. Benim etrafımı bir türlü, herkesi fırıldak gibi çevirttiriyorsun böyle. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum işte, içinde yaşadığım şimdi için. Şimdi şu var. Ama ben kimseyi çevirttirmedim, yalan yapmadım hiç hayatımda. Ben senin seviyene düşmek istemiyorum, anlıyor musun?